dolar bazında bundan 20 gün önce açıklandığında 25 gün önce açıklandığında 578 dolardı şu anda 560 dolar ya 560 dolara tekabül ediyor ee, ne yazmış Ahmetçi dökün abi Dün araştırdım internette 1998'de 98'de emekli e, maaşı neredeyse asgari ücretin iki katıymış Evet 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 ve bunu zaten insanlar da söylüyorlar zaten. Gerçekten de öyle. Ama durum bu, yapacak bir şey yok. Yani yap, yapamıyorsunuz. E, talep ettiğiniz halde yapamıyorsunuz maalesef. E kısmet diyor insanlar ya böyle şey. Ve e, buna da şükredelim diyor kimisi. Mesela önceki gün karşılaştım. Kısmet, kısmetin ötesi olmaz diyor. İnsanları buna alıştırmış. Talep edeceksin arkadaş. Talep edeceksin, sesini yükselteceksin. Bak Almanya'da Almanya he? Şükür ekonomisi. Evet aynen şükür ekonomisi. İşte bizi şükür ekonomisiye muhtaç ediyor. Almanya'da çiftçilerin fotoğrafını bulsana. Bak gündemimizde yok. İşte aklıma geldi. E, traktörlerle e, Berlin'e yürüyorlar. Traktörlerle. Devasa traktörleri var. Çünkü e, devlet e, onlar için e, maalesef e, çiftçiye gereken adımları atmadığı için, mağdur ettiği için adamlar öyle e, üretimden gelen bir güçleri var ki Avrupalı bilinçli her şeyden önce cahil değil bilinçli neyin mücadelesini vermesini gerektiğini biliyor hakkının yendiğini biliyor o hakkı yendiği için de gidiyor hak arıyor hakkını nasıl arayacağını da biliyor barışçıl yöntemlerle diyor ki traktörlerimizle geliyoruz Berlin bizi bekle ve Adamlar Berlin'e gidiyorlar, o devasa gittiler, gittiler. Dün haberini verdik. Verebiliyorsan, görebiliyorsan, bilmiyorum. Onun fotoğraf karesini buldun mu? Bilmiyorum. O fotoğraf kareleri bile aslında iktidarın geri adım atması için çok büyük bir e, e, fotoğraf. İşte bak, bu görüntülerle bunlar Berlin'e yürüdüler, Berlin'e tekerlek çevirdiler abi. Ve hak arıyorlar bunlar. Bizimki, bizim çiftçiye bakıyorsun, bizim çiftçi mağdur, hiçbir şey yapamıyor. Ne para kazanıyor, ne çiftçisi, ne sütçüsü, ne hayvancısı, ne e, bahçe e, bitkisi yapanı, ne efendime söyleyeyim e, 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 meyvecisi. Hepsi mağdur, hepsi mağdur. Bak işte Mersin'deki Hasan Kartal bize göndersin yine Mersin'deki hal fiyatlarını. Ateş yakıyor, para kazanamıyor ama sesini de çıkarmıyor hiçbir şekilde. Yapacak başka bir şey çünkü korkuyor. Çünkü haklı. Adamın hiçbir güvencesi yok ki. Muhalefete bakıyor. Muhalefet zaten arkasında duracak gibi değil. Kendi arkasında duramıyor muhalefet. Efendime söyleyeyim. E başına mutlaka diyor başıma bir şey gelir. E benim çoluğum var çocuğum var. Çocuğum işi olmaz. Yok devlette ise devletten atarlar. Takarlar ederler. Kapıma polis gelir. Bana anarşistler. Bana teröristler. Bana bilmem ne der. Bana o der bu der. Başımı derde sokar. En azından hapse girmeyeyim. Tamam kıt kanaat geçiririm. Korku ve işte bu korku devleti korku cumhuriyeti dediğimiz bu cumhuriyet iyice silmiş durum. Allah'tan konuşan birkaç insan da var ama yani. Şimdi Allah var. Gazeteciler içerisinde, yine iş adamları içerisinde, ne bileyim işçinin içerisinde, sendikaların içerisinde, bazı çiftçi grupların içerisinde. Konuşanlar Allah'tan bunların olması çok çok önemli. Ha, bir Almanya kadar değiliz tabii ki ama neticede e, bir 50-60 sene sonra bir Almanya gibi olabiliriz. En azından traktörlerimizle Ankara'ya gelen çiftçiler veya bunların torunlarını görürüz. Onlar farklı bir seklet tabii. Onlar artık farklı bir olayda olacak Ahmet doğru söylüyorsun. İşte e, bilinçli olmak çok çok önemli. Yani e, iyi yönetilmediğini gördüğün anda hakkının yendiğini gördüğün anda mücadelene başlatacaksın, mücadeleye başlayacaksın. Yoksa zaten böyle olursun. E, biz eylem miting bile yapamıyoruz, yapmasını bilmiyoruz demiş. Aynen çünkü yaptıtmıyorlar çünkü e, ki. korku. Ama Almanya kıskanıyor bizi bence de öyle. Kavala boşuna içeride yatıyor demiş ama Almanya kıskanıyor demiş. Gübre, ilaç, icar parası, mazot, işçilik çok yüksek para. Para kazanır. Dur bak 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 ne demiş. Ee, he, para kazanamıyor. Çift. He, Hasan Kartal demiş bak. Hasan Kartal diyor işte bak. O bizi izliyor çünkü. Ben biliyorum Hasan'ın bizi izlediğini. Gübre, ilaç, icar parası, mazot, işçilik yok, çok yüksek para. Kazanamıyor. Çift. İyi de Hasan'cığım peki neden sesini yükseltmiyor? Mesela traktörlerle neden Atıyorum Mersin'de eylem yapmıyor. İzmir'de, Ankara'da neden eylem yapmıyor mesela? Neden sesini yükseltmiyor mesela? Bak, aklıyız, kazanacağız neden demiyor? Üretmiyorum neden demiyor arkadaş? Ben para kazanamıyorum diye neden meydanlara çıkmıyor Hasan? Ne düşünüyorsun sen peki? Sen orada esnafla konuşuyorsun. Bak ben en azından söyledim. Başım derde girer şudur budur. Benim düşünemediğim başka bir şeyler varsa yazarsan sevinirim. En azından bunu okumuş oluruz. Geldik. Eee... Arınç'a bir bakalım siyasette çünkü önemli bence e, bakmamız gereken e, konulardan biri Arınç MHP'yi kızdıracak. E, nedir diyecek olursanız ya Bülent Arınç gene ne dedi bir şeyler söyledi. Valla ara ara böyle çıkıyor Karabatak gibi bizim Bülent Bey ondan sonra bir şeyler söylüyor ortalığı kızıştırıyor. Bugün bence bugün yarın e, MHP'den özellikle MHP'nin böyle e, ağzı pis olan şey var küfürlü olan ağzı pis değil yani küfürlü. Genel başkan yardımcıları var Semih Bey gibi yani e, bu kişiler e, yani kişileri eleştirirken hakaret kullanmayı onları hakaretle aşağılamayı çok seviyorlar. Yani bak koca milletvekilisiniz yaş baş zaten e, almış ama daha böyle kibar konuşabilirsiniz. Daha böyle ne bileyim cümle kurma yeteneğinizin olduğunu düşünüyorum. Yılların siyasetçisisiniz ve e, daha düzgün cümleler kurabilirsiniz ama ben bu şekilde cevap verdiklerini vereceklerini tahmin etmiyorum. E, ve e, işte e, ve bu şekilde bu şekilde <laughs> şimdi bir görüntü var. <laughs> Halk otobüsünü itiyor millet. bu da senaryodur ya ben size söyleyeyim bu da senaryodur <laughs> Allah'ım Rabbim. yokuş yukarı halk otobüsünü itiyor mümkün değil gitmesi yokuş yukarı ve kaç kişi ba iki kişi bir otobüsü itiyor <laughs> <laughs> arkada arabalar bekliyor beş kişi oldular şimdi <laughs> ya arkadaş ne düzmecesiniz ya yemin ederim iki kişi maaşı himen gibiler lan Koca otobüsü rampada durmuş, bozuk. Onu iki kişi ittirebiliyorlar. Vallahi helal olsun ha. He. Gerçekten bu çocuklara ihtiyaç var. Cevval çocuklar bunlar. İhtiyacımız var. Ya enerjinizi başka yere harcayın arkadaş ya. Her neyse. <laughs> e, ha Bülent Bey yine gerçekten e, Ahmet e, güzelliğini yaptı. ve Merak etmeyin e, MHP'ye geçmedi Bülent Bey. Şöyle bir açıklaması var. Kızdıracak bir açıklama gerçekten. Bugün ülkücülerin başında olan insan Sinan Ateş resmen katlediliyor. Onunla ilgili bir soruşturmayı, açılmış davayı bir sene sonra bile göremiyoruz diyen Arınç, ülkücü gençlere 1980 öncesi ülkücü gençleri örnek almayı davet etti ki şöyle diyor Bülent Bey, ben diyor çok genç yaşlarda e, siyasete atılan bir. Bildiğim kadarıyla 20'li yaşların ortalarında Manisa'da Manisa'da e, Selamet Partisi herhalde o zaman o, onun e, şeyini yapmış e, il, il başkanlığını yapmış veya il başkanlığında bulunmuş bir kişi siyasete çok genç yaşta atılmış hayatı gerçekten siyasette geçmiş bir insan. hani Düşünceleri zaman zaman uymayabilir ama siyasetten gerçekten e, yıllarını vermiş bir insandan ha artısı vardır eksisi vardır onun kararını siz kendiniz verirsiniz. Ama siyasette yoğrulmuş bir insan ve öyle diyor Bülent Bey ben diyor işte Selçuk Özdağ biz e, onlar ülkücü taraftandı ben de e, işte e, Milli Selamet tarafındandım. Bir, i̇kisi de Manisa'dan bahsediyorum. Selçuk Özdağ da bugün Gelecek Partisi'nde biliyorsunuz. Biz, ben diyor onların savunmalarını yaptım diyor. Ülkücü gençlerin o zamanlarda diyor savunmalarını yaptım diyor. O genç yaşlarda ve işte bugüne dem vuruyor Sinan Ateş olayına. Gerçek vicdan susmuyor ya. Bak bu konuda ben e, Bülent e, Arınç'la aynı düşüncedeyim. Ve bir yıl oldu bir yılı geçti arkadaş hala da ortada iddianame yok. Ve o iddianame ne zaman hazırlanacak bilmiyoruz ve MHP öz evladı öldürülüyor ki adım kadar eminim adım benim Fatih Portakal adım kadar eminim bu cinayetin arkasında suikastin arkasında kimin olduğunu kimlerin olduğunu çok çok iyi biliyor devlet bahçeli de çok çok iyi biliyor çok çok iyi biliyor ve maalesef nasıl ne Sel selçuk? Un. Tabii tabi Selçuk Özdağ ben okudum o yazıyı. Tabi Selçuk Özda ile çok eski arkadaşlıkları var. Ee, biliyorum zaten tabii ki. Ee, ve işte bu şekilde e, Sinan Ateş olayına sahip çıkıyor. Ve düşünsenize aradan bir seneyi geçti Aralık. E, 13 ay oldu. Hala biz Sinan Ateş cinayetini bilmiyoruz. Sinan Ateş dosyasının içeriğini bilmiyoruz. Kimin ne yaptığını nasıl yaptığını bilmiyoruz. Neden yaptığını bilmiyoruz. Ama... Bir grup biliyor. Devlet Bahçeli de olmak üzere. MHP bunu bilmiyor mu? Biliyor. Aslında burada e, aynı zamanda bir yerde eleştirim var e, Bülent Arınca. Onu da söyleyeyim. Ahmet ne görüntüsü var buradaki? He. Ha. Ha. Ha, tamam. Okey. Tamam. Okey. E, ve e, şöyle bir şey. E, enteresan olan tarafı da e, yani burada Sinan Ateş olayında ayrıldığım nokta ayrıldığım nokta evet ülkücü veya MHP'ye gençliğinize veya geleceğinize geçmişinize sahip çıkın geleceğinize sahip çıkın diyor aslında şimdiki iktidarı veya MHP iktidarının yönetimini eleştiriyor ama iktidarı da kendi mensubu bulunduğu iktidarı da eleştirmek zorunda çünkü icraattan o sorumlu her şeyden yani hukukun işleyip işlememesinden, sosyal hayatın e, tükenip tükenmemesinden, ekonominin bir yere gelip gelmemesinden e, her şeyden sorumlu olan bir Ak Parti iktidarı var. Ve eğer bugün bir dosya ilerlemiyorsa, bir cinayet dosyası, bir suikast dosyası ilerlemiyorsa, durduysa, hiçbir şey o konu hakkında öğrenemiyorsak, o zaman demek ki iktidar da bunu engelliyor demektir. Bu da tabii ki engellediğini sizler de tahmin ediyorsunuz çünkü MHP ile e, Bahçeli ile Erdoğan arasında sıkı bir ilişki var ve e, Bahçeli bu dosyanın açılmasını istemiyor. Bu dosyanın sürüncemede kalmasını istiyor. Erdoğan da eli kolu bağlı çünkü muhtaç e, şeye muhtaç oy olarak. Potansiyel olarak MHP'ye buttaç ve e, MHP liderini de kızdırmak istemiyor. Dosyanın bir şekilde örtülmesini istiyor. Eğer siz vicdan sahibiyseniz ki vicdan sahibi olduğunuzu tahmin ediyorum Bülent Bey. Sizin aynı eleştiri mensubu olduğunuz iktidara da yapmanız gerekiyor. Seslenmeniz gerekiyor. Ey Adalet Bakanlığı! demeniz gerekiyor. Ey iktidar demeniz gerekiyor. Orada sadece ülkücülerin geçmişini örnek almasından değil, bugünün iktidarında yapması gerekeni bu dosya için ve diğer dosyalar için yapması gerekeni aslında söylemeniz gerekiyor. Ha bunu söyleyebilecek cesaretiniz var mı? Ben olduğunu düşünüyorum. Ama e, bunu söylememeniz bence e, eksik bırakmış olduğunuz anlamına geliyor cümleyi unuttuğunuzu farz ediyorum. Burada tabii ki MHP yönetiminin MHP yönetiminin arınca nasıl bir cevap vereceğini de bugün yarın göreceğiz ama çok hayırlı bir cevap olmayacağını söyleyebilirim. Evet. <laughs> ya, verirler, verirler. Hemen daha gelmedi daha gelecek. Bugün yarın gelir. Sizi alkışlıyorum demiş Sedat Gerek. Neden alkışlıyorsun bilmiyorum ama ben de sizi alkışlıyorum. Sümenaltı, Evet, Şümenaltı ediliyor yani dosya diyebiliriz. Ee, dün öldürdük dedikleri 5 terörist 5 sene önce öldürdüklerini söylemişler. İnsanlıkla dalga mı geçiyorlar? Bu adam ben duymadım. Allah Allah. Öyle bir şey mi var? Allah Allah. Ee, enteresan bir şey. Onu bilmiyorum. Evet. Bir bak bakalım. Ahmet şimdi bulmam mümkün değil ama. Şimdi sizin bu lafınızı alırlar. Bakalım ne demişler bakalım. Dur bakalım. Şimdi sizin bu lafını Kaliforniya Deniz adamı demiş ki ee, sizin bu lafınızı bir dakika bakayım alırlar. Evriç çevirip başka şekilde söylemişsiniz gibi yaparlarsa şaşmayın Allah. In. Yaparlar. Her, şeyi yaparlar. Bunlar, her şey yaparlar. Her ee, şey yaparlar. Besim Tübük zamanında Ankara Allah'ın belası bir yer diyordu. Adamı daha iyi anladığımız zamanlarda. Neden Ankara Allah'ın belası olsun? Neden bir şehir Allah? Orası milli mücadelenin şehri ya. Bir şehri güzel yapan da bir şehri rezil yapan da insanlardır ya. Başkentime laf ettirir miyim ben be? Allah Allah. Yani koskoca Ankara yani. Orada Cumhuriyet'in beşiği veya ne bileyim kurtuluş mücadelesinin ateşinin yakıldığı ya. Anadolu'nun o bir zamanlar çorak toprağı, toprakları. Başkentte laf mı ettireceğim bir de? İnsanlara laf edin siz. insanlara laf etsin. Ee, iyi yayınlar Fatih Bey. İzmir adayının belirlenmesini istiyoruz. İzmir için gönlümüz Atilla Sertel. <laughs> Allah yani vallahi tamam sizin için Atilla Sertel olsun ne diyeyim artık ya vallahi <laughs> o zaman gel manşetimize gidelim abi.